Konya mutfağından arabaşı çorbası. 4 parça tavuk göğsü, 3 su bardağı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 10 bardak su, 1 su bardağı limon suyu. Nasıl gözüküyor evim? Sen çok iyi güzel. Bir takipçimmişsin. Evet, söyledim, çok güzel görünüyor. Oldum. Ama bunu süsleyen sensin biliyorsun. Oy, harika. Çok teşekkür ederim. Çok renk katıyorsun. Yıkadım içine. Bunları tamam, ben. Tamam, koyalım içine. Kaldırdım. Evet. Hepsini koyuyoruz değil mi? Hepsini koyalım. 4 parça göğüs, tavuk göğsü. Üzerine suyumuzu koyalım, tuzumuzu atalım. Tuz burada galiba. Teşekkürler, tamam. Hı. Tuzumuzu atıyorum. Tamam. Kapağını kapatıyoruz ve bu pişiyor. Bu arada bir samurumuzu hazırlayalım. Arabaşı aslında bir çorba. Güzel böyle kıvamlı bir çorba. Tavuğu pişsin. Biz şimdi hamurunu yapacağız. Hazırlayacağız. Çünkü hamurunun donması gerekiyor. Tavuk şey yapar, haşlanırken bu bizde... şey miydi? Böyle dökeceğiz ortaya, böyle batırıp batırıp alınan mıydı? Hayır, hayır. Bu donacak. Donduktan sonra dilim dilim keseceğiz. Çorbayla birlikte servis yapacağız. Tamam, anladım. Ben onu rica edeyim. Unumuzu veriyorum. Şimdi bunun ölçüsü Nursel'cim, ben alıştığım şeyle 5'e 1. Ben onu senin için ölçülendiririm. Tamam. Bir kase unu, evet bir kase unu, bir kase suyla ezelim. Dolu dolu. Aslında biraz daha lütfen. Herkesin kendi bir el ayarı evet, var ama evet. Ben izleyici için böyle bir uğraşacağım. O zaman 2 ölçü diyebilirsin, yani 2 bardak un. Öyle. Dolu dolu. Dolu bir. Dolu olması lazım. Ki hamur kıvamlı olsun. Dolu dolu, evet. Aşağı onu da ilave edelim de donsun. Tamam. Dolu dolu 2 bardak un. Şimdi buna bir kase su koyarak ezeceğiz. Soğuk su lütfen. Bir de çırpma teli olacak. Hemen. Bunu istersen sen ayarla, ben diğer tarafta hamuru yapmaya çalışayım. Onu da ölçeyim. Hadi böyle gerçek olsun. Bir, azıcık da döküldü. İki. Yani bir kase, iki bardağı tekabül ediyor. Kaseyi unutun. Peki. Ben size bardak olarak ölçü veriyorum. İki bardak su, iki bardak un. Bunu şimdi bir çırpmamız gerekiyor. Çırpacağız. Diğer tarafta bir tencere rica edeceğim. Suyun kaynaması gerekiyor. Şimdi 5 suydu. Suyun bir tanesini unla ezmek üzere ayırdık. 4 kase su koyacağız buraya. Tamam. Suyun kaynaması lazım. O arada da o çırpılacak. Bir miktar tuz atıyorum. Biz şimdi o kaynadıktan sonra tabii. Bunu yavaş İncecik, yavaş yedireceğiz ona. O biraz daha çırpılsın. Benim düdüklüm çok ses yaptı. Ben birazcık bunu aşağıya vereceğim. Bizim konuşmamızı bastırmasın. Evet. Kapadım. O çok güzel çırpılacak. Evet, tamam. Nursel'cim su kaynadıktan sonra çok yavaş yavaş bu bulamacı buna yediriyoruz. Aynen. Şimdi bu bulamaç kıvama geldi. Ben bunu düz bir tepsiye ya da herhangi bir şeye dökeceğim. Cam bir kaba dökeceğim. Cam kabı yalnız ıslamak... o cam kabı lütfen ıslatalım. Islatalım. Evet. Ve bunun işi bitmiştir. Umarım donacak şimdi. Şimdi ben onu lütfen mesela şuraya... sütlü tatlılarda falan da bu hiç su kalmasın güzel... içinde hiç su kalmasın. Hayır yani şöyle. Şöyle. Birazcık su var ya, o bakımdan söyledim. Tamam. Sütlü tatlılarda da bu tarz yemeklerde de cam kabınızın ıslak olması önemli bir püf noktası. Evet. O zaman çok rahat ayrılabilir. Evet. Ben bir kaşık rica edebilir miyim? Veya o evet. Tamam. Gayet güzel oldu. Kumanya'da bunu kış gecelerinde karın içine koyarlar ve orada donar. Ama bizim şu anda böyle bir imkanımız olmadığına göre dolaba koyacağız. Soğuması gerekiyor. Şimdi meyanesini hazırlayacağız çorbanın. İstersen önce tavuğumuzu çıkaralım. Tabii, tavuğumuz biraz pişmişti. Biraz soğusun. Bunu dolaba koyuyorum. Biraz daha, değil mi? Evet, biraz tamam. Daha beklesin. Dolabı zarar verebilir. Şurada dursun o zaman. Tamam. Tavuğumu aldım. Tavuğu alalım. Önce onu bir çıkaralım da evet, elimizi yakmasın. Yapalım, suyun altında.
parça tavuk göğsü haşlandı. Kaynattık burada. Şimdi bunun suyunu katacağız. Güzel olmuş. Güzel olmuş, evet. Çatal veriyorum. Yani bunun evet suyunu, tavukları buraya alayım ben. Suyu kalsın tencerede. Aynen. Tamam. Pişmiş değil mi? Evet, pişmiş. Şimdi İç Anadolu bölgesinde tavşan da çok tüketiliyor. Hı hı, hı. Bu yemek ya tavşan etiyle ya tavuk etiyle yapılıyor. Başka bir kırmızı evet, etle yapılmıyor. Evet, evet. Şimdi ben bir meyane yapacağım. Onun için tereyağı lütfen. Hemen. Şimdi meyanesini hazırlayacağım. Şu anda yağımız erisin. Ne kadar un istiyorsun? 3 dolu çorba kaşığı diyeyim. Şu bence anda de kaşıkla evet, evet, kaşıkla yapalım. 3 dolu çorba evet. kaşığı un lütfen. Şimdi meyanemiz hazırlanıyor. Ben şunu yapmaya nedense çok korkmuşumdur biliyor musun? Neden ki? Çok da en çok kolay ya, ve öyle. Çok her mutfakta yapılan. Samimi bir itirafım var. Sen ne mutfağa çok yakışıyorsun. Ben çok eskiden beri sanki bu işlerin içinde ikizdesin. Aslında alayım. Ben ya yemek programı hani böyle hiç öyle bir iddiam yoktu. Siz bırakmadınız beni. 4. yılım oldu yemek programı evet. yapıyorum. Lütfen biraz daha alayım. Tabii ki. Şimdi bunu tavuk suyumuz vardı. Onu ilave edeceğiz. Çünkü bu kavruldu. Hemen. Kuvvetli bir biber salçasıymış herhalde. Çok koyu bir rengi olacak. Evet. Evet, onu bakın isterseniz tamamını boca edelim mi? Tabii. Hiç ki. Uğraşmayalım. Ben pratikliği seviyorum. Hepsini. Bu çorba hepsini. Olduğu için. Tabii. Hatta biraz daha su bile ilave edeceğiz evet, galiba. Evet, bakalım. Çünkü belki tavuk suyu sadece ağır olabilir. Gerçi derisiz de ama. Şimdi ben bir tel alayım. Bunu şu şey olmasın. Biraz da su veriyorum. Ne kadar güzel kalifeli böyle bir evet. kıvamı oldu. Çok az su koyalım. Çok az su koyalım. Kafi. Tamam. Kafidir. Şimdi bu kaynayacak. Diğer tarafta tavuklarımızı minik minik parçalar haline getirip içine ilave edeceğiz. Son bunun birleşme aşaması nasıldı? O donduracağımız bir kıvam var. Onu unutun. Onunla alakası yok. Sunumda vereceğiz. Tabii. Hayır, o iki aşamalı bir çorba bu. Yani ikisi birlikte tüketileceği birlikte için. Birlikte alıp yeniliyor değil evet, mi? Evet, öyle evet, bir şeydi o. Şimdi isterseniz şey yapalım. Didikleyelim. Evet, tavuğumuzu. Yani ekmek yemeyeceğiz de onun yanında evet, onu evet. yiyeceğiz. O kadar midevidir ki o. Aynen. Ameliyattan sonra hastalara doktorlar bunu tavsiye ediyorlar. Narkozu çabuk atması için. Öyle mi? Gerçekten. Aa, çok güzelmiş. Ben bir yalnız elimizle mi didelim? Evet, tamam. En güzeli o. Ya ablacığım biz bunu unuttuk mu yoksa kaynaması tamam, gerekiyor? Tamam yeterli. Birazcık altını kısayım ben onun. Hah lütfen tamam. Hatta şu küçüğü alacağım. Şimdi artık. Bu dittiğimiz tavukları içerisine ilave edeceğiz. Bakın narkozdan sonra doktorlar bu yemeği tavsiye ediyormuş. Çorbayı değil ama hamurunu. 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 Yanlış bir şey söyleyeyim. Evet. O zaman o hamuru da artık dolaba koyalım. Şöyle. Evet o hamur tamam. Kıvama evet. gelmiş. Dolaba koyalım. Yeni açanlar için hatırlatıyorum. 8 bardak sıcak suyun içine 2 bardak soğuk su, 2 bardak un çırpıp sıcak suyun içine yavaş yavaş katıp yaptığımız bir kıvam bu. Nursel'cim evet. bunları ben dittik birlikte. Hı-hı. Ve içine ilave ederken bana yardımcı olabilir misin? Şöyle ben sana tamam. getirdim. Tamam. Kamerada görsün. Çok nefis güzel. Bir görüntü oldu. Yalnız bunu ben bir kaşıkla tadına bakmak istiyorum. Süper. Süper. Gerçekten güzel olmuş. Elimize sağlık. Evet, ilk yemeğimizi bitirmiş olduk. Sunumda bu çorbayla o kıvamı
biraz ondan, biraz ondan alıp afiyetle yiyeceğiz. Yan evet, yana buluşturacağız onları. Şayet içine düşürürseniz alırken ceza olarak bir sonraki çorbayı siz yaparsınız. Aa, tabii bir de böyle kuralımız var. Güzelmiş, evet. Sevdim. Ne yapalım şimdi ikinci? Şimdi ikinci yemeğimize geçelim. İkinci yemeğimiz işkembe dolması. Hadi bakalım. Hiç yapmadım biliyor musun? Öyle mi? Hiç yapmadım. Deneyelim. Umarım yapalım. Sever.